İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Kars çayı taşmaya başladı. Bako Sahakyan ve Artak Davidyan ordunun sorunlarını ele aldı. Gürcistan'daki Ermeni Apostolik Kilisesi dini lideri görevinden ayrılıyor. Cenk Hacinyan, ABD Montebello'nun belediye başkanı seçildi. Rusya, Suriye'deki bölgesel ülkelerin cepheleşmesine karşı. Hollanda'da Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarının anısına etkinlikler düzenlenecek. Matthew Karanyan'ın yazdığı Ermeni Platus adlı kitabın sunumu Glendale'de gerçekleşecek. Batı Ermenistan'da havaların ısınmasıyla birlikte karların erimesi Kars çayının taşmasına neden oldu. Her yıl normal koşullarda Nisan ve Mayıs aylarında buzlar çözüldükten sonra yağmurlarla birlikte taşmaya başlayan Kars çayı bu yıl erken hareketlenmeye başladı ve çayın debisi yükseldi. Hava koşulları nedeniyle Kars çayının daha fazla taşmasının çevreye ve tarıma zarar verebileceği bekleniyor. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanlığı'nın Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Sahakyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Artak Davidyan'ı 5 Nisan'da makamında kabul etti. Artsakh Cumhuriyeti Savunma Bakanı Karen Abrahamyan'ın da katıldığı toplantıda ordunun inşası ve bu alanda iki Ermeni devletinin işbirliğiyle ilgili bir dizi konu ele alındı. Gürcistan'daki Ermeni Apostolik Kilisesi dini lideri Vazgen Mirzahanyan kendi isteğiyle istifa etti. Mirzahanyan konuyla ilgili bu haberi Samsıhı Cavak ve Çalka'da yeni atanan vekili tanıttığı sırada bildirdi. İstifa eden dini lider Vazgen Mirzahanyan, Eçmiyazin'deki manevi hizmetime devam etmek için Ermenistan Cumhuriyeti'ne döneceğimi resmen belirtmek istiyorum. Teşekkür etmek ve söylemek isterim ki bu resmen Samsıhı Cevak'a son ziyaretimdir ve yakın gelecekte Gürcistan'daki Ermeni Apostolik Kilisesi yeni dini liderine kavuşmuş olacak, dedi. Dini lider Mirzahanyan, Samsıhı Cevak'ta vekilin atanması olayının kendi 17 yıllık çalışmasının en önemli bölümlerinden biri olduğunu söyleyerek, Gürcistan'daki Ermeni Apostolik Kilisesi Piskoposluğunda verdiği manevi hizmetini verimli olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Montebello Belediye Konseyi 27 Mart'ta aldığı bir kararla Cenk Hacinyan'ı Montebello Belediye Başkanı seçti. Farklı komisyon ve bölümlerde paralel olarak çalışan Hacinyan, aynı zamanda Kaliforniya Kentler Birliği Konut Toplum ve Ekonomik Kalkınma Komitesi Başkan Yardımcılığını yaptı. Ayrıca San Gabriel Vadisi ile Gateway şehirlerinin idari konseylerinin de bir üyesiydi. Uzun süre Montebello'da ikamet eden Hacinyan, şehrin hem ekonomik hem siyasi çalışmalarda hem de Ermeni topluluğundaki organizasyonlarda aktif yer aldı. Hacinyan ayrıca Kutsal Haç Kilisesi mütevelli heyetinin saymanı olarak da görev yaptı ve Montebello Stepanakert Kardeş Şehirler Birliği'nin üyesidir. O, Montebello ailesinin 3. nesil temsilcisidir. Büyük babası Senekerim 1949'da Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti. Ermenilere karşı uygulanan soykırımdan kurtulan ve Sardarabat Savaşı'na katılan Senekerim ailesiyle 1957'de Montebello'ya taşındı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Mısır'ın Al-Ahram gazetesine verdiği röportajda Rusya'nın Suriye'de komşu ülkelerin cepheleşmesine karşı olduğunu belirtti. Bakan, İsrail'in hava saldırılarına ve ondan kaynaklanan gerginliklerine de değinerek Suriye'deki durumun istikrarsızlaştırılması Orta Doğu'da yeni bir şiddet dalgasına yol açabilir, dedi. Bakanın sözlerine göre Rus tarafı Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki durumun ve gerginliğin oluşmasını önlemek için tüm ilgili taraflarla temaslarda bulundu. Hollanda'daki Ermeni Örgütleri Federasyonu girişimiyle Hollanda'da Ermenilere karşı uygulanan soykırımın kutsanmış kurbanlarına adanmış etkinlikler düzenlenecek. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'ne bağlı Diyaspora Departmanlığı'nın Ermeniler Bugün adlı dergisinden edinilen bilgiye göre, organizatörler 23 Nisan saat 12'de Den Haag şehrinin Plein Meydanı'nda Ermenilere karşı uygulanan soykırımın tanınması için bir gösteri miting düzenleyecek. Sonrasında Hollanda hükümetine dilekçe verilecek. 24 Nisan saat 12'de Assen şehrinde bulunan Ermenilere karşı uygulanan soykırım kurbanlarının anısına dikilmiş olan anıtta anma töreni düzenlenecek ve çelenk koyulacak. Anma etkinliği anıta bağlı salonda devam edecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesinin Ermenilerle yoğun
Glendale şehrindeki Abril Kitap Evi'nde Amerikalı Ermeni yazar Matthew Karayan'ın yazdığı Ermeni Platos adlı kitabın sunumu 9 Nisan'da gerçekleşecek. Kitap Ermenilerin beşiği olan Batı Ermenistan'ın tarihi resimli bir rehber kitabıdır. 300'den fazla sayfası olan kitap, Ani Kars ve genel olarak Batı Ermenistan'da yaşamış Ermenilerin geçmişini farklı bir açıdan sunuyor. Kitapta 200'ün üzerinde eski ve yeni fotoğraflar, tarih haritalar ve hikayeler mevcut. Matthew Karayan, Amerikalı Ermenilerin ikinci neslin temsilcisidir ve Pasadena şehrinde yaşamaktadır. Yazar tarafından Ermenistan hakkında zaten birkaç kitap yayınlanmıştır. Kitabın tanıtım sunumu daha sonra Fresno şehrindeki Kaliforniya Devlet Üniversitesi'nde de gerçekleşecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gamsar adlı şarkı ve dans topluluğundan Mayramudi Çağla adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.